5 Nisan, 11 Nisan değerli terazi burçları nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Tabii kendime bir dinlenme çayı yaptım. Geldim. Bu biraz soğuduktan sonra muhteşem kupamın içine koyup içeceğim. Hepiniz için yeşil çay var. Akşamüstü yapıyorum canlı yayını. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkoyoğuş Official Instagram sayfam. Günlük yorumları da takip edebilirsiniz. Borç verdiğiniz, alamadığınız ya da paranızla alakalı kaygı, endişe yaşıyorsanız değerli terazi burçları, bu hafta bunları isteme haftanız söz konusu. Kardeşinize, yakın dostunuza ne para verdiyseniz isteyebilir ve onlardan alma haftanız. O yüzden ihmal etmenizi istemiyorum. İş konunuz, o konularınızla alakalı sanatsal ya da hakim, savcı, bu tarz mesleklerde var oluyorsanız, işinizle alakalı yer değişimi söz konusu olabilir. İşinizle beklenmedik teklifler, beklenmedik noktalar sizin kafanızı karıştırabilir. Yerinizde kalmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili mücadele temponuz söz konusu olacak. Atamanız ya da gitmeniz gereken bir yer sizi tatmin etmeyebilir. Araya devre insanlar sokup olduğunuz noktada kalmak isteyebilirsiniz. Yani bu hafta sizi gereksizce yoracak olaylarla büyük bir mücadele vereceksiniz. Normal kurumsal bir firmada çalışıyorsanız, yer değişimi niyetiniz varsa bile yapmanız uygun görmüyorum. 17 Nisan'dan sonra yaparsanız daha sağlıklı ve sizin için doğru adımlar olacağını söyleyebilirim değerli terazi burçları. Kendi işini yapan ya da ortaklı iş yapan terazi burçları için biraz maddi olarak zorlanma, özellikle Nisan onlar için çok zor ve stresli geçecek. Maddi kayıp evresi söz konusu olabilir. İşini yapanlar, ama borç verenler değil, kendi işini yapan, ortaklı iş yapanlar da büyük bir bu Nisan onlar için gerçekten yorucu, stresli bir hafta söz konusu olacak. Nisan biterken yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaksınız. Yani kaygı edip, yani bu iş elimden gidiyor, parasız mı kalacağım? Evet, biraz zorlanacaksınız ama sonu sizin için sağlıklı olacak diye not almışım sizlerle ilgili. Değerli teraziler, ama amansızca, patavatsızca konuşmalar yapabilir, insanları incitebilirsiniz. Bu konuşmaları biraz yumuşatmanızı daha sağlıklı görüyorum değerli terazi burçları. Aile büyüklerimiz, anneanne, babaanne, dede, dayı dediğimiz kişilerde bir sağlık problemi ve hastane mücadeleleriniz söz konusu olabilir. Sonu sıkıntı olabilir. Şimdiden hazırlıklı olmanızı uyarıyorum size. Sağlık konularınız biraz stresli. Yani aile büyüklerimizle alakalı sağlık konularınız stresli olarak gözüküyor. Unuttuğunuz bir kredi borcunuz varsa, evrağınız varsa, devletle alakalı unuttuğunuz bir şeyiniz varsa bu kağıt size gelecek. Bunu ihmal etmeyin. Sonra hacizlik ya da icralık durumunuz söz konusu olabilir. Bu önemli bir not. İşsiz olan terazi burçları, bir aracı, bir tanıdığınızla birlikte güzel bir fırsat, iş kapınız var. Bunu değerlendirmenizi uygun olarak görüyorum ve burası sizin kalıcı adresiniz olacak diye not almışım. Devlete girmek ya da devletle ilgili sınavlarınız varsa artı başarı sağlayacaksınız. Puanınız yüksek gelecek ve güzel hedeflediğiniz iş kapınız hayırlı. Eğer hemşire, doktor ya da sağlık sektörüne girmek isteyen terazi burçları için güzel fırsatlar, yani mesleğiniz bu noktadaysa güzel noktalar sağlanacak ve istediğiniz hastane ya da istediğiniz devlet kurumun sizin için hayırlı olacağını söyleyeceğim değerli terazi burçları. Sanata merakınız olabilir bu ara. Tiyatro, sanat, resim, müzik, bu tarz yeteneklerinizle ilgili belli kurslar alabilir. Hatta biyoenerji uzmanlığı ya da reiki uzmanlığı ile ilgili fikirleriniz de söz konusu olabilir. Belki astroloji eğitimi bile alabilirsiniz. Bu sizin ruhunuza iyi gelecek diyorum. İlişki konusunda uzun süredir boşanma konularınız varsa, ilişki bitme konularınız varsa anlaşma yoluyla alakalı süreçlerde büyük bir rahatlık sağlayacaksınız ve sizin istediğiniz rayda devam edecek. Endişe etmenizi istemiyorum. Evli olan terazi burçlarında biraz gereksiz tartışmalar ama güzel tartışmalar söz konusu. Hatta çocuk niyetiniz varsa bu dönem bu kararı vereceksiniz. Eylül'e doğru bu süreç sizin için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Evlilik teklif alacak bazı terazi burçları, sevgilinizden, sevdiğiniz insandan güzel bir itiraf ve gelecek planları konuşması söz konusu olacak. Bu da sizi çok mutlu edecek. Uzun süredir eğer bir
bitmiş bir ilişki bekliyorsanız haber gelme haftanız sizinle iletişime geçecek. Evet, ona şans verebilir. Tekrar bu ilişkiyi yeniden değerlendireceğiniz söz konusu. Sağlık olarak diş eti iltihaplarınız, burun enfeksiyonunuz, gözlük değiştirmeniz gerekiyor. Gözlerle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. İhmal etmeyin değerli terazi burçları. Yükselen ve ay burcunuza yüksek eğitim ya da kariyer anlamında dil eğitimi niyetiniz varsa bunu bir an önce çözmeniz lazım. Bir de çocuklarınızla ilgili endişeniz var. Yurt dışı düşünen bir evladınızla ilgili kaygınız var. Kaygı etmeyin, o her noktayı başarabilir. Yükselen ve ay burcunuzu takipte kalın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.